Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. Şimdi bir hatırlatıcı soruyla birlikteyiz. Tek ve çift sayılarla ilgili mutlaka TYT sınavlarında sorulacak bir soru tipi. X ve Y tam sayıların toplamı çift sayıdır. Bir dakika. X var ve Y var. Bunların sonucu bir çift sayıymış. Peki X ve Y ne olabilir? Bunu düşüneceğiz. Olasılıkları düşüneceğiz. Şimdi hangi iki sayının toplamı çifttir? Mesela düşünelim. 1 ile 2, yani biri tek biri çift olsa olur mu? 1 artı 2 3 olmuyor. Peki ikisi tek gen olur mu? Yani ikisi tek gen olur mu? 1 ile 1'in toplamı 2. 2 çifttir. Oluyor. Çift gen olsa ikisi olur mu? 2 artı 2 4. O evet oluyor. Yani demek ki bu iki durum söz konusu. İkisi de aynı. Yani ikisi tek veya çift olacak değil mi? Bunu biliyoruz. Şimdi bakalım. Her zaman bir çift sayıya eşittir diyor. Bakacağız. 3x artı 2'ye şimdi. Burada 2'ye bizim için çok önemli değil. 3x bizim için önemli. Neden 2'ye çok önemli değil? Çünkü y 1 de olsa çift olacak 2'ye. Y 2 de olsa yani çift olsa yine çift olacak. O zaman ben 3x'e bakacağım. 3x her zaman çift midir? Çünkü çift de çiftin toplamı çift yapar. Eğer 3x tek gelirse tek de çiftin toplamından ne gelecek? Tek gelecek. 3x. Şimdi x çiftken çifttir. Ama x'in tek olma durumu da olduğu için her zaman geçerli değildir. Bakın bir şıkkını eledim. X artı y'nin küpü ifadesi var. Şimdi x artı y. Bakalım şimdi. Tekli tek. Çiftinci kuvveti. Özür dilerim. Üçüncü kuvveti. Çift de çiftin toplamının da üçüncü kuvvetine bakacağız. Şimdi tekli tekin toplamı. 1 ile 1'in toplamı ne? 2. 2'nin küpü 8. Örnek veriyorum. Çift de çiftin toplamı 2 artı 2 4. 4'ün küpü 64. Bakın ne geldi? Çift geldi. 2 sayının toplamı çiftse çiftin tüm kuvvetleri çifttir değerli arkadaşlarım. Yani toplamlar çiftse kuvvetleri de çifttir. O yüzden bu 2 her zaman eşittir. Çok güzel. Şimdi şurayı sileceğim. Şunu biraz boyutu arttıralım. Şurayı bir siliyorum. Anlattığımız için. Şimdi geldim bu üçüncü şıkka. Üçüncü şık. X üzeri x. X üzeri x. Tekin tekinci kuvvetim artı çiftin çiftinci kuvveti. Özür dilerim. Bir tekin tek. İkisi de tek de olabilirdi. İkisi de çift de olabilirdi. Değil mi? Harikasınız. Şimdi bunun her zaman şu iki ifade yani 1 ve 2 diyelim. Bu ifadelerin her zaman sonucu çift mi geliyor? 1 üzeri 1, 1. 1 üzeri 1, 1. Topladım 1 artı 1, 2. Güzel. Çiftlerden gidelim. 2'nin karesi 4. Değil mi? 2'nin karesi 4 ne oldu? 8 toplamları çift geldi. Peki bunları bozabilecek bir durum var mı? Düşünüyorum. Şimdi 2 kesin eminiz. Ama 3'ten kesin emin miyiz? Bakacağız. Mesela 3'ün 3. kuvveti 20 idi. 3'ün kuvveti 20 idi. 2 tekin toplamı zaten ne geliyordu? Çift geliyordu. Buradan yana sıkıntı yok. Evet, buradan da zaten çift artı çift olacaktır. Evet. Bu da çifte eşittir. O zaman cevabımız 2 ve 3'e vurdum cevabı. Yola devam değerli arkadaşlarım. Güzel bir soruydu. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu soruların sevmemin sebebi şu. ÖSYM'nin de sevmesinin sebebi şu. Yorumlama gücü. Yani yorumlamayı burada size test ediyor. Zaten TYT. Temel yeterlik testi sınavımız bir yorumlama sınavıdır aynı zamanda. Hem hızlı olacağız hem bilgimiz olacak hem de yorumlamamız gerekecek bir sınavdır. O yüzden güzel bir soruydu bence. Umarım anlaşılmıştır diyorum. Ben buraya yıldız atıyorum. Umarım benzeri gelir sınavda ve sizler de artı bir net parolu süre yola çıkıp çok rahat bir şekilde çözersiniz bu soruyu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.